Su vermek sevaptır, hele son nefesinde birisine su vermek nasip olmak, yani su vermeye nasip olmak çok sevaptır gerçekten. O yüzden ben giderim, su da veririm düşmanım da olsa. O zaman iki tane sürpriz konuğum var bugün. Bir tanesi benim canım, ciğerim, kardeşim, basın danışmanım. Yıllardır birlikte çalıştığım, çok sevdiğim kardeşim Ali Kutlu. Diğeri de çok yeni bir dernek oluştu. Tüm Erzurumlular bu arada ekran başına. Erzurum Sporlular Derneği Başkanı Sayın Serkan Bayrak ve Ali Kutlu, buraya davet ediyorum kendilerini. Bana bir hediyeleri varmış. Gelsinler bakalım. Hoş geldin Ali'cim. Ali Kutlu aynı zamanda benim basın danışmanım. Serkan Başkanım, siz de hoş geldiniz. Evet, yepyeni bir dernek oluştu. Evet. Mikrofonumuz taktılar mı size? Evet. Nerede göremiyorum ben mikrofon. Nereye gitmiş? Kaçmış mikrofon. Mikrofon kaçmış. Şöyle ben hemen başkanıma yardımcı olayım. Evet, şöyle takalım. Bir Erzurum Sporlular Derneği'ni bize anlatır mısınız başkanım? Tabii Güler Hanım. Biz yaklaşık 2 ay önce Erzurum Sporlular Derneği'ni kurduk. Evet. Yani güzel bir oluşum oldu. Türkiye'de ilk değil mi? Türkiye'de ilk ve tek Erzurum Sporlular Derneği. Böyle bir açık gördük. Evet. İstanbul'daki Erzurumları Erzurum Spor Yönetimi ile bir araya getirmek, aralarında köprü kurmak için böyle bir dernek kurduk. Tabii bu derneğin oluşumunda bize büyük destekleri olan Mehmet Sekmen Başkanımız, Büyükşehir evet. Belediye Başkanımız, aynı zamanda kulübümüzün de as başkanı, çok teşekkür ederiz. Kulübümüzün başkanı Hüseyin Üneş, derneğin kurulumunda çok büyük destekleri oldu. Onları da belirtmek isterim. Ben şimdi yönetimi şöyle bir sayayım mı? Tabii. Evet, Onursal Başkanımız Ahmet Ağırman, Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Bayrak, Kadın Kolları Başkanı ve Başkan Yardımcısı Güler Kahraman. Bana da böyle tabii, onur verici, ederiz. Gurur verici bir görev layık gördüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Başımla, gözümle inşallah başarılı işler yaparız diyorum. Başkan Vekili Sponsor Sorumlusu Hüseyin Karakaya, Başkan Vekili Sponsor Sorumlusu Yavuz Kamışlı Göl, evet. Genel Sekreter Arge Sorumlusu Aydın Abbas Gil, Başkan Vekili Hukuk ve İdari İşler Fatih Yıldırım, Başkan Vekili Siyasi İşler Sorumlusu İsmail Akar, STK'lar Sorumlusu Özcan Kaya, Mali İşler Bünyamin Aydın, Halkla İlişkiler Protokol Sorumlusu Tayyar Atasoy, Dış ve Kurumsal İlişkiler Başkan Yardımcısı Okan Salış, Kulüp İlişkileri Pasolik Sorumlusu Başkan Danışmanı Kutlu Aykaya, Basın Sözcüsü Spor Sorumlusu Başkan Danışmanı Metin Saygın, Proje Sorumlusu Taraftar İlişkileri Üye İlişkileri Necmettin Kars, Umut Deliduman, Medya Sorumlusu Tanıtım Ali Kurtlu, Bilişim Teknoloji İşleri Muhammed Üngan, Dernek Genel Merkez Organizasyon Sorumlusu Erdal Saygın, Nail Emeç, Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Kaya, Yüksek İstişare Kurulu Mehmet Sekmen, Ünsal Kıraç, Şadi Yazıcı, Ebu Bekir Taşyürek, Tevfik Sulu, Mustafa Mecit, Ali Murat Alatepe, Servet Üneş, Ahmet Kaya, İsmail Turgut Öksüz, Kenan Albayrak, Ahmet Çelik, Bedirhan Boztepe, Kenan Kaan Aslan, Muammer Dilli, Onur Kurulu üyeleri Yahya Öztürk, Tahsin Kara, Kenan Çakal, Nermin Topaloğlu. Evet, yönetimimiz de bu şekilde doğru. Saymış. Bulunduk, hayırlı uğurlu olsun kongresi. Sanıyorum geçen hafta. 2 gün önce kongresini yaptık, görev dağılımını yaptık. Evet. Biraz geniş görev dağılımı oldu. Gayet güzel isimler evet. Var, başarılı bence. Peki, Erzurum Sporlular Derneği'nin amacı ne olacak? Bunu bir anlatabilir miyiz Erzurum kısaca? Erzurum Sporlular Derneği'nin amacı, ilk önce İstanbul'da Erzurumluları Erzurum Spor'la yakınlaştırmak, bir bütünleştirmek. Evet. Erzurum Spor yönetimine destek vermek, proje üretmek, altyapısını sağlamak. Hı hı. Yani İstanbul'dan Erzurum'a proje götürmek. Evet. Yani bunun üzerine şu anda çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah başarılı da olacağız. İnşallah. Yani bir nevi Erzurum Spor'a tüm Erzurumların destek vermesini sağlamak, birlik, tabii. Beraberlik içerisinde evet. Maçlara gitmek. Mesela geçen gün izlediniz mi bilmiyorum. En iyi taraftar olmuşuz bu haftanın. O
Eksi bu sezonda üçüncü en iyi taraftar oluşumuz. Çünkü gerçekten sevgili izleyenler, şu anda Doğu'dan çok fazla izleniyoruz. Çok fazla da mesajımız var. Doğu'da yaşayanlar Erzurum'un soğuğunu bilir. Eksiler de. Yani ben eksi 48'i gördüm Erzurum'da mesela. Evet. O soğukta o futbol sahasında yerden ısıtmalı. Gerçi bizim sahamız gerçekten çok güzel. Çok da modern Erzurum sahası, futbol sahası ama... Yine de o yerden ısıtma da yetmiyor. O soğukta milyonlarca, binlerce taraftar Erzurumspor'a destek olmak için maça gidiyorlar. Ne yapabilirler? Mesela buradan da biz değil mi önemli maçlara toplanıp Erzurum'a destek olmak için Erzurum'a ya da yakın illerde ya da nerede olursa olsun illere Erzurumspor'umuza destek için gidebiliriz. Tabii. Bu tip organizasyonlar da olacak sanıyorum. Tabii tabii böyle organizasyonlarımız olacak ama özellikle... İnönü'de çok büyük bir maçımız var. Beşiktaş stadında. Bütün taraftarlarımızı buraya bekliyoruz. Ne zaman yani maçımız? Biz Beşiktaş'ı yeneceğiz. İnşallah. İnşallah. Yani Beşiktaş'ı yeneceğiz. Bu ligde de kalacağız. Evet. Bütün taraftarlarımızı stada bekliyoruz. Biz en son Beşiktaş sahasına gittiğimizde şampiyon olmuştuk, evet, değil mi Ali? Şampiyonluk kupasını, evet, şampiyonluk kupasını orada yapmıştık. Birinci lige orada çıkmıştık. İnşallah yine Beşiktaş, o zaman kardeş takımımızdı, şimdi de öyle. İnşallah yine Beşiktaş'ı yener. Beşiktaş'ı ya. Yeneceğimizden hiç şüphesi olmasın kimsenin. Biz Beşiktaş'ı yeneceğiz İnönü'de. İnşallah. Ya bu, İnşallah. Ya ekranların başında söylüyorum. Bu hafta biz Beşiktaş'ı yeneceğiz. Bu hafta biz Beşiktaş'ı inşallah yeneceğiz. Bilmiyorum böyle Erzurumspor'un acaba bir şeyi var mı videosu bizde arkadaşlar? Mineciğim bir bakar mısın? Şampiyonluk videosu gibi varsa bir şey atabiliriz. Bir kontrol et. Bu arada ben birkaç tane mesaj okuyayım. Tamam. İzleyicilerimden gelen mesajları. Ali'cim senden de bir iki kelam alacağım. Sen de bu arada lütfen. Öyle demeyeydim. Öyle demeyeydim. İyiydi Ali. Çok böyle şey, mazlum canım benim, basın danışmanı ama konuşmayı sevmeyen, evet, sadece işiyle, icraatıyla ortada olan, bak yanaklar da kızardı. Çok iş yapanlar çok konuşmazlar. Muhlis bir tortumlu kendisi, canım kardeşim benim. Evet, bilgisayarım maalesef çok fazla mesaj geldiği için gördüğünüz gibi donuyor ama ben her zaman olduğu gibi onun ayarını hemen yapıyorum. Merhabalar abla, ben Canan. Senden bir istek isteyecektim. Mustafa Gün Gece ve Sinem'den Mutluluk Duası şarkısını çalar mısınız? Düğünümdeki dans şarkım olacak. Rica etsem çalar mısınız? Nişanlım Yusuf'a gelsin. Bir de nişanlı çiftlere gelsin. Mine aldın mı? İsteği hemen alalım canım. Listemize koyalım. Merhaba Güler abla, ben Tansu Erzincan'dan Muhlis abime Gökhan Doğanay'dan Düştüm Dara Beladayım parçasını çalar mısın? Her gün istek yapıyoruz, hiç çalmadınız. Muhlis abime ayıp oldu. Muhlis abinize selamlar, Erzincan'a da selamlar. Programımızın başında Düştüm Dara Beladayım olmasa da Uygar'dan da Gökhan'dan da çaldık arkadaşlar. Muhlis abiniz bunu kabul etsin, ricamdır diyorum. Merhaba diye bir mesaj gelmiş. Selam Güler ablacığım, ben Diyarbakır köyünden Bircan, sizden Kıvırcık Ali'den Isırgan Otu şarkısını istiyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum demiş. Kıvırcık, efendim? Evet, süper olur. Hazırlayın hemen. Diyarbakır'a selam olsun, Kıvırcık Ali'yi de rahmetle anıyoruz. Kıvırcık Ali listemizde var. Sakın bizden ayrılmayın, göndereceğiz sizler için efendim. Selam, ben Gaziantep'ten Nur Hayat. İyi yayınlar Güler ablacığım. Gökhan Doğanay'dan Düştüm Dara Beladayım mahkum olan canım kardeşim Cumali için istiyorum ve tüm mahkumlar ve size gelsin. Şimdiden teşekkürler Güler ablacığım. Allah kalbine gönlüne göre versin. Amin. Bu arada sizi çok seviyoruz demiş. Gaziantep'e de selam olsun efendim. Gerçek kader mahkumlarına bizler de Rabbimden kolaylıklar diliyoruz. İnşallah seçim öncesi, seçim arası onlara da bir af çıkar değil mi? Gerçek i̇nşallah, kader inşallah. Mahkumlarına. Hazır mı? Yani daha var. O zaman tamam. Birkaç tane daha okuyayım. Evet. İkbal Gülpınar, korkmuyorum seni sevmekten, şiirin istiyorum. Çok sevdiğime gelsin. İnşallah göndeririz. Selam Gala diye bir mesajımız daha var. Selam. Ben Azerbaycan'dan yazıram. Seni çok sevirem. Güzel bacım. Sen bir
İsteğim var, senden bir isteğim var. İntizar Serkan Kaya'dan asla bitmiyor. Mahsisini istirem demiş. İnşallah sırayı alalım. Tüm Azerbaycan'dan bizi izleyen güzel dostlara da, kardeş ülkeye de selam olsun. Selam Güler, ben Oğuzhan Çemiş Gezek'ten demiş. Selam olsun Çemiş Gezek'e de, selam olsun efendim. Evet, açacağım inşallah. Gelecek böyle. Dondu bilgisayar gördüğünüz gibi. Biz sana şunu da takdim edelim. Ceylan'dan minnoş istiyorum. Güler bacım, ben Tunceli Çemiş Gezek'ten Oğuzhan. Sıradaki türküyü canım anam, anneme anlatma ve canım eşime gelsin. Müslüm Gürses, hayalle yaşarken gerçek dünyada demiş. Müslüm Gürses'le rahmetle anıyoruz. Bir hediyem var sanıyorum. Tabii Kadın Kolları Başkanımıza bir hediye yaptırdık. Evet. Şöyle takdim edelim. Şöyle buyurun. Şöyle bir arkadaşlarım alabilirse. Tamam, bizim Malatyalı benim yönetmenim sevgili Fatma'ya da, Fahri Erzurum sporlu değil mi Fahri? Biz zaten Erzurum'a bile geldi. Erzurum taraftarı yapmaya geldik buraya. Evet. Kanalın bütün çalışanları da Erzurum spor taraftarı olarak. Gala TV'nin tüm çalışanları Erzurum sporlu değil mi arkadaşlar? Öyle tabii ki. Çünkü ben de Fahri Malatya sporluyum. Benim patronum da Malatyalı. Malatya Spor'a da başarılar diliyoruz. Kardeş takımız diyoruz biz. Burada da Erzurum Sporlular Derneği yazıyor. Onurla, gururla, büyük bir zevkle evimin de en güzel köşesinde saklayacağım. Maçlara geldiğimde de bunu böyle takacağım. O zaman bir Erzurum Spor Marşı gönderelim. Gelsin bakalım. Sonra biz yine buradayız. Beşiktaş maçına geleceksiniz. Arkadaşlar bu sene şampiyon olacak. Yılların hasreti bu gönlümde bir yara. Açtım ellerimi, yalvardım Mevla'ya. Açtım ellerimi, yalvardım Mevla'ya. Vallahi olacak, billahi olacak. Erzurum bu sene şampiyon olacak. Dağdaşlar bu sene şampiyon olacak. Maçına gideriz, mavi beyaz renklerde şampiyonluk bekleriz. Mavi beyaz renklerde şampiyonluk bekleriz. Vallahi olacak, billahi olacak. Erzurum bu sene şampiyon olacak. Kardeşler bu sene şampiyon olacak. Vallahi olacağım, billahi
tabii çok ani olduğu için arkadaşlarım eski bir videoyu buldular. Ama sevgili Ali Demirhan, selam olsun eski başkanımız. Ali Demirhan'dan sonra sanıyorum ikinci başkanımız geldi değil mi şimdi? Hüseyin Üneş. Evet, başkanımız, yani başkanımız şu anda yeni başkanımız yeni seçildi çiçeği burnunda diyebiliriz, çok da genç, hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Yeni video olmadığı için eski videoyu bulmuşlar, olsun, vallahi olacak, billahi olacak, Erzurum bu sene şampiyon olacak, biz 3 yıl böyle dua ettik değil mi, böyle marşlar söyledik, evet, böyle şarkı türküler söyleyerek, yemin ederek de şampiyon ettik Allah'ımızın izniyle. Bu sene şampiyonluk biraz zor gözükse de ligde inşallah orta sıralarda bitireceğiz. Peki Beşiktaş maçının önemi bizim için nedir? Çok önemli. Çıkış noktamız. Çıkış noktamız. Evet. Yani Beşiktaş maçını almamız gerekiyor. Gerekiyor ve alacağız da maçı. Taraftar gücü de çok önemli taraftar, değil mi? Taraftar gücümüz şu anda Türkiye'de en iyi taraftarlardan bir tanesi. Evet. Karografisiyle mükemmel bir taraftarımız var. O zaman ne yapıyoruz? Bu cuma saat kaçtaydı maç? 8'de. 8'de. Akşam 8'de. Valla ben oradayım. Yani Ali sen de oradasın. Oradayız. Tabii ayrıyeten, hepimiz oradayız. Ayrıyeten yönetim kurulu üyelerimizden Umut'un da bir görsel şeyi olacak. Rahmetli ozanımız İbrahim Erkal için. Orada olmamız gerekiyor. İnşallah orada olacağız. Evet. Hem takım için hem de onun için. Bu arada ben sözümü bitireyim istersen abla. Buyur Gala canım. TV'ye ve seni izleyenlere, Gala TV personeline de yürekten teşekkür ediyoruz. Şu andaki başarının da farkındayız. Kalben, yüreken, yürekten, yüreken yanındayız. Cansın, can kardeşim benim. Yıllardır biz, hatta basın danışmanlığına ilk benimle başladın evet. Değil mi? İlk benim basın danışmanım oldu. Sonrasında da ünlülerin basın danışmanı oldu. İbrahim abimizin, Allah rahmet eylesin. Amin. İbrahim Erkal'ın basın danışmanı oldu. Sonrasında da valla çok, o kadar çok teklif var ki ama vakti yok, kabul edemiyor maalesef. Evet. Ama ablasını da bırakamıyor. Benim hala basın danışmanım. Canım, kardeşim, biz aileyiz artık onunla. Teşekkür ediyorum. Yüreğine sağlık. Ali'yi ekrana çıkartmak, konuşturmak da gerçekten çok zordur. Başkanımla ikimiz içeride 2 saat dil döktük. Ancak öyle kabul ettirebildik. Varsa başkanım sizin de söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şeyler hemen ekran başına Erzurum Spor taraftarlarına, Gümüşhanelilere, Bayburtlulara yani o bölgeye söylemek istediğiniz varsa hemen alayım sizden de. Tabii ki. Buradan taraftarlarımıza şunu söylemek istiyorum. Beşiktaş maçı bizim için çok önemli. Bütün taraftarımızı Beşiktaş maçına bekliyoruz. Mutlaka. Mutlaka bekliyoruz. Bizim için önemli bir maç. Biz Beşiktaş'ı burada yeneceğiz. İnşallah biz Beşiktaş'ı yani İstanbul'da buna inansınlar. Taraftarımız yeneceğiz. Buna inanarak gelsin stada. Biz Beşiktaş'ı yeneceğiz ve bu sene ligde kalacağız. Bir tek isteğim var taraftardan. Şu anda yönetimine sahip çıksın. Evet. Yeni sosyal bir medya yönetim. Üzerinden art niyetli paylaşımlara kulak asmasınlar. Evet. Yeni bir yönetim. Yönetime bir süre verelim, yönetimimize sahip çıkalım. Evet. Şu anda genç, dinamik bir yönetimimiz var. Bu yönetime sahip çıkarsak biz bir yere geliriz. Başarılar diliyoruz tabii. Genç yönetim de yeni, daha evet. Dediğin gibi çok yeni. İnşallah güzel işler başarabilirler. Gençlere tabii yollarını açmak lazım. Tabii, gençler daha yenilikçi, daha becerikli oluyorlar. Ben öyle düşünüyorum. Daha çünkü ufukları daha geniş, tabii. Daha güzel bakıyorlar. Başarılar diliyoruz. Çok genç bir arkadaşımız. Elbette Erzurum Spor taraftarını da mutlaka bu cuma oynanacak Beşiktaş Erzurum Spor maçına bekliyoruz. İnanarak gelin çünkü inanmak başarmanın yarısıdır. Evet. Gerçekten öyle. Ben buna çok inanıyorum. Özel hayatımda da böyle yapıyorum. Bir şeye çok inanırsanız onu başarabiliyorsunuz. İnanmak başarmanın yarısıdır. Diyoruz. Ben size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki varsınız. Bana verdiğiniz bu güzel görev için de ayrıca minnettarım. Onur duydum. Benim için çok güzel bir görevdi. Aslında bu tip gelen başkanlık görevlerinin hiçbirini kabul etmiyorum evet. Ama Erzurum evet, Spor biliyoruz. Demek benim için Erzurum'un tamamı demek. Uzundere evet. Demek, Tortum demek, Narman demek, Çat demek, Hasankale demek, Hınıs demek, Aşkale demek. Erzurum'un tamamı demek olduğu için de Erzurum Spor'da bir sevda olduğu için evet. Benim için aldım baş tacı yaptım. Teşekkür ediyorum biz sizlere. Teşekkür ederiz.